alırım. Bu arada arkadaşlar dünden beri rahatsızım. Yani doğrusu dün çok rahatsızdım. 7 kere kustum. Ama şükür bugün atlattım. Midemi bozmuş. Büyük ihtimalle börek yemiştim ıspanaklı. O büyük ihtimalle midemi bozdu. Çünkü ben genelde böyle ağır şeyler yediğimde midem direkt bozuluyor. Bu arada çenem de gördüğünüz gibi maske taktığım için gece çıkıp çizdi buramı. Yani bütün aksilikler beni buluyor bu hafta. Neyse ki hafta sonu geldi. Çok mutluyum. Sizlerle birlikte video çekebileceğim için de çok mutluyum. Derslere birazcık ara veriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben yavaş yavaş kılıflarını tanıtmaya başlayayım. Bu arada arada sizlere çok güzel bir sürprizim var. Sizlere şeffaf kılıftan yapabileceğiniz çok güzel bir şey öğreteceğim. Bundan önce size bu şekilde kılıf açımı göstereyim arkadaşlar. Telefonumda ne var ya da telefonu nasıl ASDK hale getiririz videosu istiyorsanız bu videoma tam 10.000 like istiyorum. Hadi hadi videoya geçmeden önce like'lar. Hop dondum. Hadi videoya geçelim. Bu şekilde Shopkins'le. Bu normalde buzlu minişlerin kutusuydu. Ama biz Efli'nin üzerine bu şekilde minişlerle süsledik. Bence çok şirin oldu. Zaten biz Efli'nin de Shopkins'lere takığız bu arada. Bilmiyorsanız da söylemiş olayım. Şimdi bu son. Bu sürpriz. Bunun içinde sürpriz bir şey var. Bunu göstermiyorum. Telefonumu da şu an göstermiyorum. Aslında ilk onu göstereyim. Evet. Kutumu bir kenara koyayım. Arkadaşlar benim evimde şöyle bir kılıf vardı. Şeffaf kılıf. Böyle sanki geçişli. Ben bunun içine kağıt koydum. Ve gerçekten süper bir şey oldu. Arkadaşlar masamda göstereyim sizlere. Şimdi böyle gördüğünüz gibi sade bir kılıf her yerden bulabilirsiniz. Böyle hatta silikon sert bile değil. Bu arada sert kılıfları bence telefonunuza takmayın çünkü çiziyor. Bakıyorum. Burada bizim dergilerden kestiğimiz minişler var. Bakın mesela bir tane sushi minişim var. Burada bir sürü böyle zibilyonlarca miniş var. Ben gittim 3 tane miniş seçtim. Göstereyim. Hatta dergiden kestiğimiz belli oluyor bayağı zaten. Bu şekilde bu arada bu akanım benim mavi olduğu gibi gördüğünüz gibi. Ben de turkuazlı mavili şeyler seçmeye ağırlık verdim. Bunu böyle yamuk yumuk koyuyorum. Bu arada hiç böyle düzenli böyle dik dik durum koymaya çalışmayın. Çünkü o zaman daha kötü gözüküyor. Dağını koyarsanız daha şık gözüküyor. Sonra telefonumu bu şekilde takıyorum. Ve o sıkıcı, o şeffaf kılıf aniden çok tatlış bir kılıfa dönüşüyor. Bir şekilde. Bunu kesinlikle deneyin. Dergilerinizden, kitaplarınızdan sevdiğiniz resimleri çıkartıp bu şekilde telefonunuza yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar için yakın çekim alır mısın? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok şirin bir kılıf. Şimdi ben kılıflarımı size tanıtmaya devam edeyim. Ara ara böyle ipuçları da vereceğim. Gördüğünüz gibi bu benim kılıf kutum bu şekilde. Pop saketlerimi göstereyim. Bu arada pop saketlerim bu kılıflarımın içinden de çıkanlar oldu. Ama benim yapıştırmadığım da var. Bu şekilde pop saketlerim var. Bunların üçü de kılıfından çıktı ama bunu biz aldık. Böyle çarşıdan. Bu şekilde pop saketlerim var. Bunları koyayım. Şimdi ilk kılıfımıza başlayalım. İddialı bir kılıfla başlayayım. Bu şekilde bir tane Moschino oyuncağı var. Bu gerçekten çok şirin bir kılıf. This is not Moschino toy. Yani Moschino oyuncağı değil diyor ama Moschino oyuncağı yani bu tamamen. İçi de bu şekilde. Bence arkadaşlar kesinlikle bu şekilde silikon kılıflar kullanın. Çünkü silikon kılıflar daha telefonunuz için daha rahat bence. Sonra burada bir tane şeffaf bir şey var. Bu arada tozlanmış üstü böyle. Bu mıknatıslı arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Mıknatıslı bir koruma. Ben bunu da çok takmak istemiyorum çünkü çok kırılabilir ve şey geliyor ne bileyim sert geliyor. Telefonuma da sert kılıflar takmıyorum açıkçası. Şimdi devam edeyim. Bundan devam etmek istiyorum. Güzel bir şey göstereyim. Büyük ihtimalle yeşil pop saket bundan çıktı böyle. Ama ben buna pop saketini takmadım. Bu şekilde pomponlu bir şey çok tatlı. Tabii normalde dışarı çıktığımızda da bu şekilde takılabilir bir şey. Çok hoş gerçekten. Bu arada şurada benim çok hoşuma gidiyor. Altın varakları oluyor içinde. Çok şirin gerçekten arkadaşlar. Şimdi bunu koyalım. Devam ediyorum. Burada yine acayip şirin. Kenarları esnek. Şuna çok dikkat edin çünkü kenarları gerçekten telefondan çok çiziliyor. Bir şekilde minili bir kılıf. Bu arada bunun da içinde yine çok tatlı pullar var.
Çok şirin. Bu benim aslında çoğunlukla kullandığım kılıf diyebilirim. Bunun da papsaketi var. Normalde bunun papsaketi buraya takılıyordu ama ben buraya rahat ettiğim için taktım. Bakın gördüğünüz gibi bunların da kenarları esnek. Sonra burada bir tane gerçekten rili rili bir gerçekten yani koruma var. Gördüğünüz gibi sapsak. Asla çizilmeyecek, kırılmayacak bir kılıf. Böyle nasıl diyeyim? Bu tamamen koruma. Yani ama mesela benim dışı çok hoşuma gitmiyor. Ben genelde nazik telefon kılıfları kullanmayı tercih ediyorum. Çok şirin oluyorlar. Burada bir tane asmalı bir kılıf var. Sarı renkte. Buraların altın olması çok hoş. Böyle. Pembeli altın gibi bir şey. Bunu böyle takıyorsunuz ve sokağa çıkıyorsunuz. Telefonunuz da burada asılı kalıyor. Bunun boyu da kısaltılabiliyor. Bu da böyle çok tatlı. Gördüğünüz gibi bir kılıf. Sonra devam edelim. Burada bir kılıf var. Bunu ben açıkçası hiç kullanmıyorum. Çok sert. Telefonu direkt çiziyor. Yani evet, sarıdan maviye akış gibi bir şey var. Bundan galiba Agnes Chauvin'ın da var. Bu arada buradan ben Agnes'e öptüklerimi yolluyorum. Ama onunki galiba plastik olanından. Benimki sert olanından olduğu için ben bunu hiç kullanmıyorum açıkçası. Sonra burada bir kılıf var. Bunu ben çok kullandım. Telefonumun ilk zamanlarında sürekli bunu takıyordum. Yapraklı. Böyle. İçinde kurumuş pembe yapraklar. Pembe ve sarı yapraklar var. Bu da kesinlikle kenarları esnek olduğu için çok rahat bir kılıf. Yani kenarların esnek olmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü telefonunuzu çok çizebiliyor. Burada bir kılıf var. Bunun şu an bunun içindeki bu nanalı şeyi vardı, asma yeri. Bunun nerede olduğunu açıkçası bilmiyorum şu anda. Ve bunun sarı olduğu için kenarları böyle oldu. Bu kılıfı da bir tek apartman içinde kullanıyorum. Başka hiçbir yerde kullanmıyorum. Çünkü öyle yani karardı. O yüzden kılıf seçiminde silikon seyir sarı rengi tercih etmeyin diyorum. Burada bir tane daha kılıf var. Bir şekilde kalpli, rengarenk. Bunun da kenarları yine esnek gördüğünüz gibi taşlı. Bu gerçekten çok tatlı bir kılıf. Yani telefonuma çok yakıştırıyorum o kılıfı. Şimdi devam ediyorum. Bu arada biliyorsunuz ki annemin telefonu önceden 6S'ti ve biz ona sürpriz yaptık. 7 Plus aldık. O videomuzu da izlemediyseniz Sevimli Kardeşler TV kanalımızdan izleyebilirsiniz. Onu annem kaptı tabii ki de arkadaşlar. Yine böyle asmalıklı Mickey Mouse'lu bir kılıf var. Bunun aynısının kızlısı da var arkadaşlar. Bir şekilde ikili. Bunu annemle takabilirim. Anne kız kombini süper olur. Bir şekilde göreceğiz. Anneciğim yalnız ben kırmızıyı alırım, haberin olsun. Şimdi ben devam edeyim kılıflarıma. Burada bir tane mermer desenli popsaketli bir kılıfım var. Bu şekilde. Bu zaten tamamıyla silikon. Bunu ben genelde dışarıda değil de evde kullanıyorum. Çünkü bilmiyorum, dışarıda bunu takmak çok siyah geliyor arkadaşlar. Zaten siyah. Şimdi burada bir tane daha asmalıklı bir kılıf var. Bu hiç kararmadı. Çünkü bunu daha hiç takmadım. Ama bu biraz daha esnek. Böyle nana yazıyor. Çok tatlı. Ana bastı. Burada bir tane Louis Vuitton'un cüzdanlı bir kılıfı var. Böyle. Yani burası cüzdan yeri. Buralara işte kredi kartınızı falan filan koyuyorsunuz. Bunu ben kullanmıyorum. Bunu ancak annem kullanabilir. Bunun kenarları da çok sert. Gördüğünüz gibi. Yani o yüzden annem de kullanmayabilir. Benim bu arada telefonum 8 Plus olduğu için arkası cam. Bu arada annemler bana bunu sürpriz yapmıştı. Onu da yine Sevimli Kardeşler TV kanalımızdan izleyebilirsiniz. Anneciğim çok teşekkür ederim yine. Önemli değil tatlım. Şimdi burada pembiş böyle çok yumuşak böyle tavşan popolu bir tane kılıfımız var. Bu da yine çok esnek. Burada bunun burada taşları var. Ben bunun böyle poposunu popsaket olarak kullanıyorum şahsen. Böyle tutuyorum. Yani ama çok yumuş yumuş böyle. Of, mis gibi. Ben bunun üzerine bile yatabilirim. Uyumak istiyorsanız, yolculuklara gidiyorsanız kesinlikle peluş kılıf takın. Uyursunuz üzerinde. Gerçekten çok rahat oluyor. Yine burada Louis Vuitton tarzında bir kılıf var. Bu da bu şekilde. Bir dakika, bunun üzerine şey gelmiş. Tavşan tüyleri. Böyle Louis Vuitton'un bir kılıf. Yani Louis Vuitton desenleri var üzerinde. Öyle diyeyim ben. Ama bu da çok ağır. Yani kenarları esnek. Gerçekten hiç beklenmeyecek bir şey ama esnek.
Bunu büyük ihtimalle annem takar. Ben takmam. Burada bir tane sade bir kılıf var bu şekilde. Tatlış bir renk. Ne somon renginde. Bunun popsaketi yüzük popsaketten. Böyle. Bence bu çok şirin ve bu da çok esnek yine. Söyleyeyim. Burada Remax'in bir kılıfı var. Böyle buraları Golden Rose renginde. Arkasında da böyle anlamadığım bir imza var. Bunun böyle, bu arada tuşları da böyle çok güzel ayarlanmış. Yani bunu da çok seviyorum. Bu da böyle sert gibi gözüktüğüne bakmayın ama bu çok yumuşak bir kılıf. Ve telefonunuzda gerçekten süper duruyor, mük duruyor. Şimdi burada bir tane akan kılıf var. Ben buna bayılıyorum. Aşığım, biteyim, mük yani. Böyle pembe pembe nereden çıktı? Kalp. Ama hologramlı kalpler var içinde böyle akan. Benim telefonda birazdan göstereceğim kılıfını çıkartıp. Onun üzerine gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada sırtım ağrıdı. Biraz şöyle oturayım. Burada annemin kılıfının kırmızısı var. Şu an annemdekinin. Böyle. İçi bu kadife dediğim böyle arkadaşlar. Böyle yumuşacık. Bu yine çok esnek. Bu arada ben bunu bu kılıf için almıştım. Ama daha yapıştırmak nasip olmadı. Çünkü ben bunu böyle de seviyorum. Bilmiyorum. Kırmızı kılıf bu arada bir telefonunuzun olmazsa olmazıdır. Gerçekten kırmızı kılıf süper. Koyuyorum. Burada mikili bir akan kılıf var. Bu arada telefonunuza bakarken o da size bakıyor buradan. Gözetliyor sizi bir şekilde. Bu da böyle pembe kalpli. Burada da Mickey ile Minnie öpüşüyor. Arkadaşlar bu da çok sert olduğu için kullanamıyorum bunu. Yani bu kenarları çok sert açıkçası. Bana öyle geliyor. Burada da dediğim gibi Mickey ile Minnie öpüşüyor. O yüzden bilmiyorum yani. Ama çok tatlış bir kılıf bence. Sonra burada bir tane peluş bir şey var. Birazdan bunun üzerlerine yapmayı düşünüyorum. Böyle bu da çok esnek bir kılıf. Bunların yine taşları dediğim gibi çok zarif duruyor. Şimdi diğer kılıfıma geçeyim. Bu yine Louis Vuitton'un ama bence bu has Louis Vuitton. Bu çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim ama içeride de Eflin Play'de oynuyor bu arada. Caz kutusuna çocuk ne yapacağını bilemiyor. Böyle. Bu zaten direkt yani Louis Vuitton. Şimdi geçelim. Burada bir tane daha popsaketli ama bu yüzük popsaketli. Buna ne deniyor bilmiyorum. Sedefli galiba. Sedefli bir kılıf var. Yani bunun bence tek eksiği ben size söyleyeyim. Şu kenarlarının da sedefli olması lazım bence. Bununla bu çok ayrı duruyor. Bir de bu beyaz, bu pembe olsaydı yine bir şeyler benzetecektim ama olmadı. Şimdi buraya bir şey olmuş. Tamam. Bu benim çok kullandığım bir kılıf. Üzerinde pembe sedefler ve pembe bu şekilde metaller var. Bu arada ben bu kılıfı daha temizlemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kılıfım pis biraz. Çünkü bu benim sürekli kullandığım bir kılıf. Yani gördüğünüz gibi kutunun içi şu popsaketleri de çıkarttım. Bunu zaten videonun başında gösterdim. Şu an boşanırsa telefonda ne var ya da telefonu nasıl ASTİK şekle getirebiliriz videosu istiyorsanız bu videoma tam 10.000 like istiyorum. Hemen o zaman like butonlarına. Telefonumu da son olarak şöyle göstereyim. Benim telefon böyle. Arkası cam, yanları rose gold renginde. 8 Plus normal bir telefon gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar artık ben vedamı edeyim. Saat de çalıyor bir yandan. Kanalıma abone